Ali İhsan Dağlı eşi ve çocuklarıyla birlikte Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Eşme köyünde ikamet eder. 14 Nisan 1995 yılında köyde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonrası çatışma çıkar. Çatışma sonrası Ali İhsan Dağlı evinin yakınlarında gözaltına alınır. Köy muhtarı Mehmet Şirin Kılıç gözaltına alınan Ali İhsan Dağlı'nın köyünde götürüldüğüne ve sol elinde yaralandığına şahit olur. Köy muhtarının aktardıklarına göre Ali İhsan Dağlı önce Hişkmere köyüne götürülür. Yarım saat burada bekledikten sonra bir helikoptere bindirilerek Silvan Jandarma Komutanlığı'na götürülür. Ali İhsan Dağlı'nın köyünde çıkartılırken kurşun yarasından dolayı gömleğinin kanlı olduğuna şahit olunur. Köy halkının gözü önünde gözaltına alınan Ali İhsan Dağlı'dan bir daha haber alınamaz. Gözaltından sonra ailesinin Ali İhsan Dağlı için resmi kurumlara yapmış olduğu başvurular sonuçsuz kalır. 24 Nisan 1995 yılında babası Mehmet Dağlı tarafından DGM savcılığına yapılan başvuru sonrası aile Ali İhsan Dağlı adlı bir şahsın gözaltına alınmadığı savcılık tarafından söylenir. Yine Evrensel Gazetesi'nin 11 Ekim 1995 tarihli haberine göre ailenin iadeye başvurmasından dolayı köy güvenlik güçleri tarafından basılır ve aile askerler tarafından şiddete maruz kalır. Bu baskılar Ali İhsan Dağlı'nın kaybedilmesinden sonra sürekli olarak devam eder. 11 Ekim 1995 yılında Evrensel Gazetesi'nin İşte Kayıp başlıklı haberi ile Ali İhsan Dağlı'nın gözaltında çekilmiş fotoğrafı ile gözaltına alındığı belgelenir. Fotoğrafta Ali İhsan Dağlı'nın sol elinin sarılı vaziyette olduğu görülür. Ailesi çekilmiş bu fotoğraflar dışında Ali İhsan Dağlı'ya ilişkin başka bir somut bilgiye ulaşamaz. 16 Ekim 1995 tarihinde bu fotoğraf şubemize gelen ailesi tarafından teşhis edilir. Aile Ali İhsan Dağlı'nın kaybedilmesine ilişkin davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürür. AİHM Türkiye'yi Ali İhsan Dağlı'nın kaybedilmesinden dolayı mahkum eder. Türkiye cezaevlerinde şu anda bulunmakta olan hasta tutsaklara biraz dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Türkiye cezaevlerinde şu anda 1500'e yakın hasta mahpus bulunmakta. Bunların 700'e yakını maalesef ki ağır koşullarda ve ağır hasta mahpuslar. Adalet Bakanlığı bu hasta mahpusların cezaevlerinde tutulmasını ısrarla sürdürürken biz de burada tekrardan belirtiyoruz ki hasta mahpusların yeri cezaevleri değildir. Hasta mahpusların yeri hastanelerdir, tedavi merkezleridir. Katledilen Sabri Çardakçı için bir araya geldik. 16 faili meçhul cinayet ile ilgili yargılanan Yüksek OHS davasından bugüne kadar bir sonuç çıkmadı. Yüksek OHS itirafçı kahraman Bilgiç'in vermiş olduğu ifadelerle deşifre oldu. Aralarında yüksek rütbeli kolluk kuvvetleri, köy korucuları, kanaat önderleri ve yerel yöneticilerin de yer aldığı çetenin fidye için adam kaçırmak, faili meçhul cinayetler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak gibi ağır suçlar işlediği ifade tutanaklarına geçti. Çok sayıdaki delil ve tanığa rağmen açılan davalar ya beraatla sonuçlandı ya da sürüncemede kaldı. Gerçekliklere ve tanıklara rağmen Sabri Çardakçı'nın akıbetinin faili meçhul bırakılması hukukun varlığına olan inancımızı yerle bir etmektedir. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü baz alınsın ve Sabri Çardakçı'nın akıbeti açıklansın. Son kaybımızın akıbeti açıklanana kadar bu meydanlardan sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yüksek babam olan Kerimoğlu ailesi Van'da yaşıyor. Van'da olan aile tehdit eden iki tembakları kişiler ölüm listesinde adını var diyerek haraç istiyor. Aile haraç vermeyi reddedince hedef haline geldiler. 75 yaşındaki iş insanı Kadir Kerimoğlu 14 Nisan 1995 tarihinde Van merkezde bulunan Kerimoğlu camisinden çıkardan 01 EA Kırakalı Beyaz Tumuz ve ona eşlik eden 65 TR 279 Kırakalı Doğan 06 FH 600 Kırakalı Broadway ve 34 ADL 82 Kırakalı otomobildeki kişiler tarafından kaçırılıyor.
Fayla yaptığı araştırma sonucunda Kerimoğlu'nun vatandaşların onun yaşı kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim ettiğini, ardından da önce Van JITA merkezine, daha sonra da Van Şantarla Alay Kutlamı'na götürdüğünü öğrenildi. Aile ayrıca kaçırma olayına karışan JITA'yla ilişki şahsıların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Van Emniyet Müdürü, Van Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüşen aile bilgileri paylaşarak babaların kurulmasını istedi. Değişik tarihlerde aile ile iletişim kuran ve kendilerini özel hak dairesi ve istihbarat mensuplarına tanıtan kişiler ile yarbay rütbeli bir subay babalarını teslim etmek için onlardan ifade istedi. Olay Aktüel dergisinin 285 ve 286 sayılı muhtarlarından detaylarıyla yer aldı. Kerimoğlu ailesi 13 Ocak 1997 tarihinde Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede yaşananları anlattı ve zanlıların isimlerini açıkladı. Ailenin Diyarbakır, Hakkari ve Van adliyeleri arasında gidip gelen dosyada Kadir Kerimoğlu'nun akıbetini açığa çıkartması ve sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti yürütülmesi girişimleri sonuçsuz kaldı.